Hepiniz hoş geldiniz. Bizim konumuz biraz isminden kazanıyor sanırım. İçinde çok fazla insan, çok fazla biz varız. O nedenle Peryon'a teşekkür ediyoruz. Bu başlığı bulduğu için bana sormamışlardı. Beni şey olarak gönderdiler, moderatör olarak beni buraya tayin ettiler ama çok güzel bir isim bulmuşlar. Şimdi bugün iki konuşmacım var. Birisi nasıl okunduğunu bu sabah öğrendiğim Siva. Siva'dan, diğeri ise bilim ilaçtan. Öncelikle bilim ilaca söz vereceğim ama ben birkaç bir şey anlatmak istiyorum. O kadar hazırlık yaptım gelmeden önce. Şimdi ben daha önce hayatımı işkolik olarak sürdürüyordum uzun yıllar boyunca. Bunun çok büyük böyle bir marifet olduğunu düşünüyordum. O yıllarda da öyle hani gidelim şey yapalım, bir hobimiz olsun, onunla uğraşalım. Bir de gazetecilikte böyle 7-24 çalışıldığı için çok yoğun geçerdi günler. Böyle sabahladığımız zaman ay ne kadar güzel, bugün daha çok çalıştık diye böyle sevinirdik. Sonra neyse ki beni böyle işten attılar. Ondan sonra hayatım çok güzel bir hale geldi. Böyle hobi edindim. İşte şimdi maraton koşuyorum. 8 tane maraton koştum 5 yılda. İşte 2 hafta önce Frankfurt Maratonu'na gittim. Çok daha mutlu bir hayat yaşamaya başladım. Tabii gazeteciliği o şekilde de yapmamak gerekirdi. Benim karakterim gereği biraz o hale gelmişti ama demek ki talep etmeyince de eski model iş yerlerinde şimdi Y kuşağıyla falan değişiyor her şey ama ne kadar çalışırsanız daha fazlasını isterler, daha fazla çalışırsanız daha da fazlasını isterler. Öyle bir hayatım vardı. Şimdi birkaç şey söylemişim. Şimdi sabah biraz böyle araştırayım dedim. Bir açık öğretim kitabında diyor ki bazı CEO'lar bunun farkında değiller ama çalışanların kurum dışında da bir hayatı var diye böyle bir şey yazdım açık öğretim kitabında. Kurum içi iletişim şeyinde işte bu iş özel hayat dengesi, işte kurum içi iletişimde nasıl yaparız falan diye. Sonra birkaç örnek bulayım dedim. Şimdi geçenlerde bir bankaya gittim. Ben emekli olmaya çalıştım bu sene. Bugün de olmuşum, bu müjdeyi de vereyim. 44 yaşında emekli oldum ama yani ne yapayım, kanunlar öyle. Çok teşekkürler. Bankaya gittim, oturuyorum. Çünkü bir sürede çalışmamışım. Bir sürü borcu, 9.000 lira böyle bir sigorta borcu çıkardılar bana. Ödemezsen de emekli olamayacaksın. İyi dedim, bari gideyim kredi alayım, o kadar param yok. Oturdum, öyle bir dergi var. Şimdi dergiye bakıyorum. Bu uluslararası bir banka, dünya çapında. Dergiyi işte kapağında bir insan var ama içinde insana dair hiçbir şey yok. En değerli çalışan, en değerli varlık insan falan ama bayağı bir karıştırdım. Dedim ki bakın bu dergiyi bana vermeyin. Verirseniz dedim bana kredi vermezsiniz. Çünkü ben burada insana değer vermeyen bir banka olduğunuzu yazarım dedim. Twitter'dan yazarım, Facebook'a vermediler dergiyi gerçekten. Anladılar yani tehlikeyi. Onun dışında birkaç böyle örnek geldi aklıma. Daha önce bir yayın evinde çalışıyordum. Bir dergi çıkarıyorduk bir kurum için. Ev yap için aslında onu da söyleyebilirim. Dergi şöyle bir kalınlığı vardı. Yani o kadar kalın çıkardı ki fakat %90'ı falan çalışanları anlatan, çalışanları, aileleri, çalışanların ailelerini, işte hobilerini, neler yapıyorlar, işte ekip halinde neler yapıyorlar. Ve ev yap hakikaten bence başarısını buna borçluydu. Hep öyle düşündüm. Yani o dergiyi her 3 ayda bir yapıyorduk ve muhteşem uygulamalar yapıyorlardı. Çok da böyle hani muhafazakar falan da bir yer ama demeyeyim ama hani ben öyle değilim. Fakat çalışan bağlılığı çok yüksekti. Çalışanlar çok mutluydu. O dergi böyle heyecanla çıkarırlardı dergiyi. Mutlaka çalışanlar içinde olsun isterlerdi. Öyle bir örnek var. Onun dışında gene büyük bir kurumsal şirkette bir arkadaşım var. İşten ayrılmıyor. Aslında işini sevmiyor. Orada çalışmak da istemiyor. Ama dedi ki işte dedi, burada ailelere çok önem veriyorlar. Benim çocuğumun kreş parasını karşılıyorlar. Yani neden ayrıldım ki dedi, ben dedi ortaokul bitene kadar buradayım zaten dedi, benden memnunlar dedi. O da onun için orada kalıyordu. Yani orada aileler de biraz işin içine sokuldu, onlar da düşünüldüğü için. Erkek kardeşim de gene Türkiye'nin çok büyük şirketlerinden birinde çalışıyor ve geçen sene bizim babamız vefat etti. Ve şirket ona öyle bir sahip çıktı ki sanki yani biz de o şirketin bir çalışanı gibi hissettik yani hep beraber işte 4 kardeşiz. Her şeye sahip çıktılar. İşte geldiler böyle şeyler, bir çadır gibi bir şey kurdular. Bütün yemekleri falan onlar hazırladılar. Neredeyse biz hiçbir şey yapmadık. Böyle outsource ettik onlara cenaze işlerini. Onlar her şeyi hallettiler. Ve hani ben kardeşimin oradan emekli olmasını istiyorum. Oradan asla ayrılmasını istemiyorum. Böyle örnekler var.
Şimdi az önce konuşmacılarımla aşağıda konuşuyorduk. Çok güzel şeyler anlattılar. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok insani şeylerden birazdan bahsedeceğiz ve sizlerden de bu örnekleri, çünkü çok fazla yok. Bu yan haklar falan bahsediliyor ama aslında çoğu şirkette böyle şeyler yok. İş özel hayat dengesi falan filan yok. Bir PricewaterhouseCoopers'ın araştırmasına baktım. İşte bildik şeyler veriliyor. Biraz hani kurum işi iletişim faaliyetleriyle belki bir şeyler yapılıyor. Onun için de yanımda gerçekten iyi örnekler vereceğini düşündüğüm iki insan var. Öncelikle Dilek Mete'ye sözü veriyorum. Dilek Hanım Bilim İlaç İnsan Kaynakları Müdürü ama orada bayağı bir güçlüymüş. Ben bilmiyordum, böyle üçe bölündük dedi, üç tane müdürlük olduk dedi. Onlar dedi uzman da değil, hepsi müdür oldu dedi. İşte ben dedim size onun üstüne mi? Evet dedi, üç tane şirket olmuş. Böyle kocaman bir yapı olmuş. Korktum yani. Çok üst düzey bir insan şimdi. Ben de böyle ezik ezik yanına oturmuyorum. Birazdan o hakikaten çok güzel uygulamalar var. Onları anlatacak. Ben dedim ki kendi hayatınızdan da biraz bahsedin. Çünkü bayağı maço bir eşi varmış yani. Onun da bize bütün sırları öğrendim, öyle geldim. Evet, şimdi sözü Dilek Hanım'a veriyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten aşağıda sohbet ettik. Benim hani maço mu bilmiyorum ama tam... Türk erkeği diyebileceğimiz bir eşim var, evet. Aslında ona çok ısrar ettim. Dedim hani neden beni bu kadar destekliyorsun? Çok şeyden vazgeçtim der hep çünkü oturup sohbet ettiğimizde. Neden bu kadar çok destekliyorsun? Bunu senin ağzından dinlemeliler dedim. Kabul etmedi. Aslında çok da medyatiktir ama dedi olmaz şimdi orada dedi. Gelip bir gazeteci tutsaydı hani mikrofonu olurdu ama şimdi senin sunumunda ben görünmek istemiyorum dedi. Ben de ona inat son en son iki slayda eşim ve çocuğumla ilgili birkaç şey koydum. Çünkü size anlatacaklarımla beraber her ne kadar burada insan kaynakları yöneticisi ve insan kaynakları profesyoneli olarak konuşsam da işin içinde ben de varım. Ben de insanım. Ben de o şirkette çok ciddi emek veriyorum. Dün gece işte yönetici arkadaşlarım da buradalar. Onlarla beraber mesaideydik. Mesela geç saatlere kadar çalıştık. Bunu ailem nasıl kaldırıyor? Bugüne kadar nasıl kaldırdı bu kadar hani ciddi bir de yapı kuruyoruz şu anda. Bir organizasyonel değişim sürecinden geçiyoruz. Nasıl destek oluyorlar? Bunlar gerçekten önemli. Ama şunun hemen altını çizeyim. Ben her aşamada şirketimi hep arkamda hissettim. Bu çok önemli. Şimdi İK boyutunda bunu nasıl hissettirdik? En azından ben kendi özelimde hissettiğime göre ki size de bir video getirdim. Çalışanlarımızın da hissettiğini, nasıl hissettiğini görebilirsiniz diye. En son onu da göstereceğim size. İK boyutunda peki nasıl yaptık kısmı? Çünkü eminim ki birçok İK'cı buradan hani birkaç not alarak gitmek istiyor. Onlara hitap edecek birkaç şeyden bahsedeceğim önce. Ondan sonra da birkaç küçük örnek vereceğim, tüyo vereceğim ve bitireceğim. Şimdi... Öncelikle geleceği hani çalışanlarımızla inşa ediyoruz diyoruz ama arka planda görünmeyen kahramanlar var, onlar aileler. Sadece çalışanlarımız özveride bulunmuyor. Aslında arka planda aileleri de onlarla beraber özveride bulunuyor. Önce yönetim olarak, üst yönetim olarak bunu bir içselleştirmek gerekiyor. Ve özel ailemize değer verildiğini ben hissediyorum. Çünkü genel müdürümün cumartesi mail attığımda arayıp sen hala orada mısın, hadi git çocuğunla ilgilen dediğini biliyorum. Ha biliyor gerçi gitmeyeceğimi. O raporu mutlaka pazartesi gününe yetiştireceğimi. Ama bu bile insanı gerçekten motive ediyor. Nasıl bir şirketiz biz? Çok fazla veri getirmedim size. Bilim İlaç diye çok ayrıntılı bir kurumsal sorumluluk raporumuz var zaten webde. Orada istediğinizi bulabilirsiniz. Hatta burada anlatacaklarımın tek tek kalem kalem örneklerini bulabilirsiniz. Lütfen açıp inceleyin onu. En yüksek şeffaflıkta paylaşılan Türkiye'deki raporlardan ilki. Hatta onu söyleyebilirim. A+ seviyesinde paylaşılan raporlardan biridir. Orada da göreceksiniz. %80.7 çalışan memnuniyeti, %77 içten terfi oranının olduğu bir şirket. İK politikalarında hep vardır aileler ama bizde sadece duvar politikası değildir. Gerçekten uygulamada var. Şu anda mesela bütçe dönemindeyiz. Önümüzdeki yıl Bilim Ailem ve Bilim Çocuk Kulübü içerisinde neler yapacağımızı biz şirket bütçesi içerisine koyup üst yönetimle tartışıyoruz. Bu boyutta içine girmiş durumda aileler. Yetenek yönetim politikamızı, daha doğrusu matrisimizi görüyorsunuz burada, modelimizi görüyorsunuz. Bu model içerisinde özellikle yeteneği kuruma bağlamak kısmında
Peki, beceremedim. Yeteneği kuruma bağlamak kısmında bilim ailem, gönüllülük platformu ve çalışanların çalışma ortamları kısmında SOSAK ekibimizle direkt olarak yine bütçenin içerisinde planlanan bütçelenen ve hem insan kaynakları hem de başka bölümlerden gönüllü çalışanlarla beraber yürüttüğümüz platformlarımız var. Tabii işe alımdan itibaren aslında başlıyor. Mesela ben, siz dediniz ya ben çok işkoliktim diye, çok sorgularız biz şirkette. Bana zaman yönetimi şeyleri falan atarlar, eğitimleri falan tavsiye ederler. Ama ben mutluyum. Neden? Çünkü işim benim hobim. Belki ondan kaynaklı. İşe alımda da buna dikkat ediyoruz. İşini gerçekten seven, gerçekten o işi yapmak isteyen kişilerle mi hareket ediyoruz? O yüzden kişilik envanterleriyle de falan bayağı kafayı bozmuş bir şirket diyebilirim rahatlıkla. Neler yapıyoruz? Bağlı mutlu çalışanlar yaratmak bizim önceliğimizse eğer, bu konuda özel platformlarımız ve gerçekten aktif çalışan platformlarımızın olması gerekiyor. Burada Bilim Ailem ve Bilim Çocuk Kulübü aktif çalışıyor. Birkaç başlıkta yazdık arkadaşlarla size örnek olarak not edebilmeniz için. Çalışan destek programları sadece çalışanlara değil, çalışanların ailelerine ve çocuklarına da hizmet ediyor. Yani bir eş de arayıp psikoloğumuzdan bizim randevu alabilir bir şey danışmak için. Veya çalışanımız sadece işle ilgili değil, özeliyle ilgili, çocuğuyla ilgili, anne babasıyla ilgili bir konuyu da getirebilir buraya. Yine gönüllülük platformunda çalışanlarımızın aileleri aktif olarak projelerin içerisine giriyorlar ki en son göstereceğim video zaten bununla ilgili. Corporate Games gibi birçok alanlarda, sosyal alanlarda aileleri de işin içine dahil ediyoruz. Bu en hani işin özünde şu işe yarıyor. Ben kendi ailemden de buna örnek verebilirim rahatlıkla. Çalışanın ailesi sizin hangi koşullarda çalıştığınızı, nasıl bir ortamınız olduğunu, nelerle uğraştığınızı, başarılarınızı, o başarıları beraber kutlamayı öğreniyor aslında. Ve arka planda siz mesaiye kaldığınızda, seyahate çıktığınızda, bir hafta evde olmadığınızda bu çok büyük kritik bir probleme dönüşmüyor. Çünkü biz özellikle sahada kıskanç eşler, hem erkek hem bayan olarak söylüyorum bunu, kıskanç eşler problemi yaşayan bir şirketiz en başta. Bunu aşabilmek işe çalışanı dahil edebilmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Çok fazla mesela 2 yıl önce şikayet alıyorduk hani çalışan olarak. Eşim işte dönem toplantılarına gittiğimde sorun oluyor. İşte çok fazla seyahat ediyorum sorun oluyor. Nasıl aşarız bunu? Çalışanın eşinin de işe dahil olmasıyla, gönüllü olarak tabii işe dahil olmasıyla çözülebiliyor. Ama bunu sosyal aktiviteyle yapmanız gerekiyor. Birkaç örnek getirdim size. Burada fotoğraflarını görüyorsunuz. Çalışanın çocuğuyla katıldığı, eşiyle katıldığı projelerden görüntüler. Biraz daha somutlaştıralım. Mesela takdir alan öğrencileri uzay kampına götürmek, kurslar, hobi, kişisel gelişim kursları, yarışmalar, kırtasiye kampanyaları. Her yıl yılın başında mutlaka bir kırtasiye seti göndeririz çocuklarımıza, okula giden çocuklara. Kitap kulübü, kitap gönderiyoruz, DVD gönderiyoruz. Sinema bileti bolca veriyoruz. Bazı özel çocukların gitmesini istediğimiz hayvanat bahçelerine onları yönlendiriyoruz. Ve bunları planlı projeleri olarak, bütçe içerisine alarak yapıyoruz her yıl. Yılın başında belirleyip yönetimle el sıkışarak ne yapacaksak o yıl el sıkışarak ilerliyoruz. Anneler günü, babalar günü, tiyatro, konser eşli olarak yapıyoruz bunların hepsini. Sadece çalışana değil, çalışanın eşinin de yer alabileceği, nişanlısının, eğer bekarsa bir arkadaşının veya anne veya babasının yer alabileceği şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Gönüllülük platformuna gelince, gönüllülük platformunda bilim ilaç toplum gönüllüleri bir marka olmuş durumda. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da marka olmuş durumda. En son zaten Avrupa'da Türkiye'yi temsil etti. Burada da birçok proje var. Mesela burada gördükleriniz ailelerin de dahil olduğu projeler. Mesela tiyatro sahnesinin üzerinde gördüğünüz bayanların hepsi ya nişanlı ya eş. Çünkü o bölgede tiyatro ekibini kurdu arkadaşlarımız. Bir yardım amaçlı yapılan bir tiyatro bu. Kütüphane açtılar. 7-8 tane kütüphane açtılar. Değişik farklı noktalarda. Bayan yok o bölgede.
Bayan olmayınca bütün hepsi eşleri ki arka planda olanları da var. Yani makyaj konusunda veya teknik dekorasyon konusunda çalışan eşler veya nişanlılar da var. Birazdan en son onun canlı videosunu izleteceğim size. Nasıl profesyonel şeyler çıkabildiği noktasında. Mesela çocuklar eğer 18 yaşını geçmişse çocuğumuz gelip direkt projeye katılabiliyor. 18 yaşını doldurmamışsa velisiyle beraber gelip katılabiliyor. Çok önemli Türkiye'de. Özellikle gönüllülüğü aşılayabilmek için çok önemli. Burada sadece ailelerimiz değil ayrıca paydaşlarımıza kadar uzanan noktalar var. Mesela şu kırmızı daire içerisinde bilim ilaç toplum gönüllüleri tişörtü giymiş kişi de benim eşim. Çok fotoğrafçılık ve kameramanlık çok yaptı. Gerçekten projelerimizin birçok izleyeceğiniz görüntülerin bazılarının arkasında o da var. Motivasyon uygulamalarımız var. Birçok şirkette klasiktir bu. Ama hepsi yönetmeliğe dökülmüş, sistematiğe dökülmüş. Ne yapacağını herkesin bildiği, yeni gelen bir yöneticinin bile bir hafta içerisinde öğrenip direkt uygulamaya geçirdiği şeyler bunlar. Ve direkt aileyi içine alan uygulamalar. Mesela terfi ettiğinde eşe genel müdürümüzden teşekkür ederiz çalışanımızın arkasında olduğunuz için sizin sayenizde dediği mektupları mutlaka gönderiyoruz ve çok uzun yıllardır uyguluyoruz bunları. Mesela özel eğer maddi içerikli hediyelerimiz varsa da ailelere bu şekilde gönderiyoruz. Özellikle doğum gibi. Mesela cenazelerde de ilk 3 gün kesinlikle gidip evin içerisine konuşlanıyoruz. Her tür ihtiyaç yemektir, bazı hani ulaşımdır falan eğer ihtiyaç olursa onların tamamı merkezden insan kaynakları tarafından bölgelerdeki diğer çalışanlarımız veya tedarikçilerimiz vasıtasıyla uygulanıyor. Şöyle bakarsak bu da benim ailemin bizzat içine girdiği şeyler. Mesela yukarıdaki bir yılbaşı partisi iş yerinde yaptığımız eşim ve kızımla beraber. Hemen altta aldığım ilk ödül bilim ilaçtayken, bilim ilaç toplum gönüllüleri liderliğini yaparken ödül almıştım. Gönülden ödüllerde. Hemen akşamında eşim ve diğer çalışanlarımız tüm ekiple beraber gittiğimiz yemekten bir görüntü. Orada eşim sahnede yani şurada ben konuşma yaparken gelip beni izleyebilir. Şirket ona davetiye gönderebilir. Çünkü gurur duyacağı anları özellikle yakalamak bizim derdimiz. Diğer tarafta da mesaide cumartesi günüydü zannediyorum. Kızım gelmiş bana yardım ediyor mesela ofiste. Hani var çocuk gelecek diye mutlaka hediye bulunduruyoruz içeride. Her bir çalışanımızın çocuğu şirkete geldiyse mutlaka bir hediye ile çıkması lazım ki babası işe giderken hani gurur duyarak onu oraya göndersin, duygusal olarak etkilensin. Çoğu çocuk anneye babaya işe gitme diye diyor çünkü evden çıkarken. O psikolojiyle geliyor anneler babalar işe. Biraz çocuğun da orada gönlünü kazanmak aslında. Arka planda yatan şey. Şimdi bir videomuz var. Tiyatro projesinden böyle hali hazırda derli toplu ailelerin içerisinde olduğu bir şey olduğu için özellikle izlemenizi isterim. Ondan sonra ben tamamlıyorum zaten. Yok artık bundan böyle.
Evet, aslında aileleri dahil etmek çok kolay inanın. Onlar çalışanlarımızdan bazen daha bile gönüllü, istekli oluyorlar ve daha sonuç odaklı çalışıyorlar açıkçası. Bitti mi? Evet, buyurun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Soruları iki konuşmacı konuşmasını yaptıktan sonra alabilirsek çok sevineceğim. Kusura bakmayın, öyle alalım. Şimdiki konuşmacımız Hakan Çetin. Hakan Bey enteresan bir insan. Birazdan göreceksiniz hakikaten. Çünkü kendisi Türkiye'nin ilk ve tek inbound operasyonları müdürü ya da direktörü. Yanlış mı? Direktörmüş, direktörü. Ben tabii inbound ne diye böyle uzun uzun düşündüm. Sonra kendisi anlattı ne olduğunu. Annesine babasına da zaten anlatamıyormuş ne iş yaptığını. Ve ne diyordunuz? Kamyon çavuşu. Evet, kamyon çavuşu dedikten sonra da annesi ağlamış herhalde bir ve bayağı bir oğlum seni o kadar haberleşme mühendisliklerinde okuttuk falan. Senin ne işin var? Girseydin bir Vodafone'a, Turkcell'e orada bir şeye tutunsaydın diye. Ama şu anda çalıştığı şirket de Dilek Hanım'ın şirketi 2000 çalışan var sanırım. Değil mi? Evet. 2000'e yakın. Hakan Bey orada kendisini 3'e katlayarak 5000'in üzerinde 5500 çalışan olan bir şirket ve kendi alanında sanırım Türkiye'nin de en büyük şirketi olsa gerek. Şu anda ikinciye düştük. Okay, inbound sizde var ama bir tek yani. Evet. Lütfen. Yani beyin avcısı varsa aramızda gördüğünüz gibi tek o. Onu bir kenara not etsinler. Siva 170 ülkede. 51 bin çalışanı ve 7 milyar euroda geliri var. Onu şimdi herkes bilim ilacı bilir de Siva'yı bilmezler diye yazıktır diye bir anlatayım dedi. Şimdi Hakan Bey'in CV'sinde ilginç bir not var. Ben böyle okurken de ben aslında kızarım böyle insanlar işte evli ve iki çocuk annesi babası falan öyle şeyleri işte boşandığını yazmazsın ama evliliğini yazarsın falan hani o övünülecek bir şey de boşanmak utanılacak bir şeymiş gibi. Fakat Hakan Bey'in yazma nedeni şu şöyle diyor işte evli 5,5 yaşındaki Deniz Ilgar ve 2,5 yaşındaki İlay Arsu'nun babası. Fakat diyor ki özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki uzun çalışma sürelerini çocuklarından sonra devam ettiremeyeceğini anlayarak teknolojinin faydalarını kullanarak birçok prosesin web ortamında takip edilebilir, raporlanabilir çalışmalarını yapmış. Yani kendi derdinden hareketle enteresan işler yapmış. Şimdi şirketinde de o yönde bir takım çalışmalar yapıyor. Bize gene şirketinden ilginç örnekler verecek. Aşağıda biraz ben onu korkuttum dedim ki Dilek Hanım bir hazırlanmış. Ben de dedi bir şey yok ama sonra bir konuşmaya başlayınca neler çıktı. Şimdi biz de onları paylaşacak. Teşekkür ederim öncelikle. Ben sunum getirseydim zaten Dilek Hanım'ın sunumunu görünce vazgeçerdim. Yine bu konuşmaya devam ederdim. Teşekkür ederiz kendisine de. Ben hızlıca şirketimden ve kendimden bahsedeyim, yaptığım işten bahsedeyim ki örnekler verirken daha anlamlı olsun. Siva Lojistik aslında dünyada TNT Lojistik ismiyle çok uzun seneler önce kurulmuş. Daha sonra 2006'da isim değiştirerek Siva Lojistik ismini almış. 170 ülkede organizasyonu olan bir lojistik firması. Dünyanın en büyük kontrat lojistiği firması aynı zamanda. Türkiye'de de 2001 yılında hizmet vermeye başladı. 2001 yılında 2 milyonluk bir cirosu vardı. Şu anda 870 milyona ulaşarak Türkiye'nin en büyük ikinci lojistik firması durumunda. 2010 ve 11'de birinciydik. Ancak bir birleşmeden ötürü ikinciliğe düştük ama takip ediyoruz. 5500 çalışanımız var. Çok fazla ismimiz duyulmuyor. Birkaç tane aracımızın üstünde belki görmüşsünüzdür logomuzu ama çok ciddi, çok önemli, çok kritik lojistik operasyonları düzenliyoruz. Çok değerli ve önemli müşterilerimize bu hizmeti veriyoruz ki 1100 firmayla çalışıyoruz kontratlı olarak. Bunlar otomotivde Ford, Tofaş, Beyaz Eşya'da, Arçelik, BSH gibi sayabileceğimiz ismini vermekte çekinmediğim firmalar başta olmak üzere. Tabii ki bilim ilaç da yine müşterilerimizin arasında.
Kendi tarafımda ne yapıyorum? Inbound lojistik aslında üretim öncesi, tedarik zincirinin üretim öncesi tüm lojistik hizmetlerini kapsıyor. Bir örnek vermek gerekirse bugün Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki günlük 1000-1100 temposundaki aracı üretmek için topladığı tüm malzemenin montaja gelen, hatta gelen tüm malzemesinin planlamasından organizasyonuna, tedarikçileriyle teyitleşmesine, transferine, depolanmasına, bazı kiting ve sıralama operasyonlarıyla hatta gönderilmesi sürecine kadar inbound lojistik adı altında lojistik hizmetleri veriyoruz. Örneğin Gölcük'te. Gölcük'te yaklaşık taşeronlarımızla beraber 800 kişilik bir ekibiz. Yaklaşık 5000 kişilik bir ailemiz var orada. Baktığınızda aslında borculu değil ama aile olarak baktığımızda. Dediğim gibi inbound lojistik Türkiye'de yeni ama Mine Hanım da özellikle belirtti. Yeni ama hızla büyüyen bir lojistik sektörü. Ben örneklerimi aslında Dilek Hanım'ın örneklerine birleştirerek vereceğim öncelikli olarak. Bir şirket olarak 170 ülkede olmanın avantajını da kullanarak, global firmanın olmanın avantajını da kullanarak belli standartları, belli çerçevelerde devam ettiriyoruz. İnsana yatırım yapma konusunda da çok uzun zamandır çalışıyoruz. IIP gibi ödüllerimiz var yine. Ama hani ilk örnek olarak vermek gerekirse 23 Nisan'larda başlattığımız bir uygulama vardı. Bu hep Cumhurbaşkanı, Vali vesaire gibi insanların, yöneticilerin koltuklarına öğrenciler geçerler. Biz de çalışan arkadaşlarımızın çocuklarını, mavi yaka, beyaz yaka çalıştıkları alanlara getirip onlar için organizasyonlar yapmaya başladık. Bu organizasyonlar gün içinde öncelikle saha turuyla başlıyordu. Çocuklar ailelerinin, babalarının, annelerinin çalıştıkları alanları görerek onları nasıl bir işin parçası olduğunu, hangi şartlarda çalıştığını o mini tur sayesinde fark ediyorlardı ve bundan çok mutlu oluyorlardı. Daha sonra gün içinde tabii ki onlara özel eğlenceler, palyaçolar, oyuncaklarla devam ediyordu ve ertesi gün aslında çalışan arkadaşlarımızla evde çocukların arasında o günle ilgili konuşabilecek önemli konular olabiliyordu. Çoğunlukla olumlu feedback aldık. Bir tane olumsuz aldık, onu söyleyeyim. Bir arkadaşımız geldi. Ben bu organizasyondan dolayı çok mağdur oldum dedi. Niçin dedik? Oğlum ertesi sabah ben işe gidiyorum, o okula gidiyor. Baba sen şimdi orada palyaçolara, oyuncaklara gidiyorsun. Ben okula gidiyorum, ben de gelmek istiyorum dedi. Çok uğraştım dedi. Bunu nasıl düzelteceğimiz konusunda bir fikrimiz yok yalnız. Bu uygulamamızı biz uzun yıllardır yapıyoruz ama globale duyurmayı unutmuşuz. Bu senenin başında biz böyle bir uygulama yapıyoruz. Fırsat bulduğumuzda çocuklarımızı ofislerimize getiriyoruz, çalışma alanlarımıza getiriyoruz. Onlarla beraber yaşadığımız ortamı paylaşıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Resim yaptırıyoruz, yarışmalar düzenletiyoruz dedik. Ve globale yayınladık. Sene başında Brezilya bunu kendine örnek alarak belli bir periyotta onlar da yine bu uygulamaya girmişler. Biz çok mutlu olduk. Buradan Brezilya'ya da böyle bir kültür göndermiş olduk. En son olarak da geçen ay Hollanda merkezimizde CEO'muzun da katıldığı yine ofiste çocuklarını al gel ofiste beraber olalım organizasyon düzenlendi. Bu da bizim için Türkiye'den bir başarı hikayesi kendimizce. Bizim de dergimiz var. Bir üçgen dergimiz var. Amblemimizi içeren bir dergimiz var. Bu derginin genel olarak içeriğinde çalışan arkadaşlarımızın çalışma ortamlarında yaşadıkları olaylar, kişisel hayatları, kariyerleriyle ilgili bilgiler veriyoruz. Onun dışında çocukları, yeni doğan çocukların mutlaka resimlerini oraya koyuyoruz. Yine evliliklerin, evlilik düğün fotoğraflarını koyuyoruz. Bunlar yine çalışanların bağlılıklarını arttırıcı konular oluyor. Bir örnekte biz yeni doğumlarda çocuklarımıza kupa gönderiyoruz. Çocuğun isminin olduğu, yine Siva ambleminin olduğu ve resminin olduğu bir kupa gönderiyoruz. Kahve kupası. Benim de evimde var. Onlar nedense hiç kullanılmıyor. Sadece böyle güzel bir yerde süs olarak duruyor. Çocuklar için yine ailelerin en önem verdiği şeyler çocuklar. Eşlerini nasıl motive edecekleriyle ilgili çok fazla bir bilgim yok şimdi doğrusu. Bu kıskanç eşler problemi bizde hiç yaşanmıyor mesela.
Çünkü biz lojistik sektörü erkek egemen olduğu için herhangi bir sıkıntımız olmuyor burada. Erkek erkeğe çalışıyoruz biz orada. Hiç böyle bir problem gelmedi bize. O yüzden daha çok çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okul çantası projemiz var. Her sene yaklaşık 5 yıldır çalışanlarımızdan oluşan bir grup çocukların çantalarını belirliyorlar ve 5500 çalışanımızın tüm çocuklarına okullar açılmadan 2 hafta önce çantaları ulaştırılıyor. Emin olun sayısını bilmiyorum ama 10 binin üzerindedir diye düşünüyorum. Ve bu çantalarda herhangi bir logo ya da reklam içeren başka bir unsur da yok, onu söyleyeyim. Dolayısıyla bunlar da yine çalışanlarımızın çocuklarının babamın şirketinden bana çanta geldi gibi bir yaklaşımla ciddi anlamda etkili oluyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz var bizim de ailelere yönelik. Ailelerin yaşadığı çevrelerle ilgili bize gelen, sosyal sorumluluk gruplarımıza gelen, çalışma gruplarımıza gelen bilgilendirmelere hızlı aksiyon alabiliyoruz. Şöyle bir şansımız var, 170 tane şubemiz var Türkiye'de. Her yere ulaşabiliyoruz. Çok standart ve yazılı prosedür olmasa da şöyle örneklerimiz var. Çalışanlarımızın biri Diyarbakır'da bir üniversiteyi kazanıyor kızı. Orada bir ev arayışı var. Biz oradaki şubedeki arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Çok hızlı şekilde evini buluyorlar. Onunla ilgileniyorlar. Orada yalnız bırakmıyorlar. Dolayısıyla bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle de yine ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. 5500 kişilik bir aile gibi davranmaya çalışıyoruz. Aklıma gelenler bunlar. Bir şey daha var. Bir de sizdeki operasyonlar insanların aileleriyle daha fazla... Doğrudur. Evet. Son olarak evet. Unutmuşum. Heyecanlanmış bir şey. Aslında evet. Mine Hanım çok doğru söyledi. Evliliğimin ilk yıllarında günde 18 saat, 17 saat çalıştığım zamanlar oldu. Haftanın 3 günü seyahat ettiğim zamanlar oluyordu ki o çok değişmedi aslında. Bu süreç içinde eve zaman ayırmak, eşinize zaman ayırmak, hobilerinize zaman ayırmak ve tabii ki sonrasında çocuklarınıza zaman ayırmak çok zor oluyor. Tabii zamanın da kalitesi önemli. Ne kadar zaman ayırdığınızın da kalitesi çok önemli. Çünkü hani bir yandan televizyon seyredip ya da bilgisayarda mail atıp bir yandan da hani bakıyorum gözümün ucuyla çocuğa demek çok doğru değil bence. Ama bu zamanı kazanabilmek için de teknolojiyi doğru kullanmak gerekiyor. Ben bu konuda birazcık da meraklıyım. Uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmaları sonuçta işimle ve aslında geleceğimle birleştirdim. Çocuklarıma daha çok zaman ayırmak için yaptığım işi, okuduğum raporları, takip ettiğim prosesleri web üzerinde takip edilebilir hale getirdim. Bu sadece benim işime yaramadı. Aynı zamanda hem iş ortaklarımıza hem de yine beraber çalıştığımız arkadaşlara akıllı telefonlar aracılığıyla ofiste saatler boyunca çıkmasını, bitmesini beklediğiniz bir rapora giriş yapacağınız ya da üzerine bir şeyler ekleyeceğiniz, birilerine göndereceğiniz bir raporu dışarıda size uygun zamanda kullanılabilir ve takip edilebilir hale getirdim. İki örnek vereyim hemen bu konuyla ilgili. Bugün otomotiv sektöründe montaja gelen parçanın tam zamanında gelmesi gerekir. Daha önce getirirseniz stokta yeri yoktur. Dışarıda bekler ya da alamazsınız içeri. Geç kalırsa da hattı durdurursunuz. Dolayısıyla o parçanın takibi çok önemlidir. Ki yol, trafik, köprü vesaire gibi çok önemli kriterleri de göz önüne aldığınızda onu takip etmek çok daha zor oluyor. Birçoğunuz bilirsiniz, kargo firmaları bir malzeme sipariş ettiğinizde ya da birisi size kargo gönderdiğinde size bir mesaj atar. Kargonuz şu şubede diye. Aslında bu size bir kolaylık sağlar. Müşteri temsilcilerini de arayıp rahatsız etmenizi engeller. Güzel bir uygulamadır. Ama biz bunu biraz daha geliştirdik. Şu anda herhangi bir parçayı, fabrikada herhangi bir sorumlu, herhangi bir yerden, evden, iş yerinden ya da kafeden parçanın ismini sorgulayarak tam o an nerede olduğunu, hangi araçta olduğunu, kaç adet geldiğini, aracın o an nerede olduğunu, aracın GPS bilgilerine ulaşarak takip edebilir duruma geldi. Bundan önce o departmanda, ikmal departmanında çalışan arkadaşlarım ki bunlar yaklaşık 50 kişilik bir grup benim ekibimle beraber parçalar gelinceye kadar ofisten ayrılamıyorlardı.
Çünkü işini bitirip kapatıp ondan sonra çıkmaları gerekiyordu. Şu anda 6'da servislerine binip evlerine gidiyorlar ve parçaları cep telefonlarından, akıllı telefonlarından ya da internet ortamından sorgulayabiliyorlar. Yine benzer bir uygulamayı da süt taşımasında yaptık. Biz dünyada Sivo olarak da ilk yaptığımız işlerden biri süt lojistiği yapıyoruz. Çiftliklere, köylere gidip süt topluyoruz müşterilerimizin adına ve onları fabrikaya ulaştırıyoruz. Yine bu toplama esnasında web uygulamasıyla kaç litre süt alındı, nereden alındı, kalite problemi var mı, şu anda araç nerede şeklinde üretimdeki arkadaşlara online olarak bu bilgiyi açtığımız için yine bu arkadaşlarımız da bizim operasyonumuzdaki arkadaşlar da bunu ofislerinde oturmadan da takip edebilir ve kendilerine zaman ayırabilir oldular. Bu da yine benim için özellikle çok kullanışlı oldu. Peki, çok teşekkür ederim konuşmacılarımıza. Vaktimiz var, soruları alabiliriz. Buyurun. Şimdi bir defa şirketler için şirketlerin bir tane amacı var, iki tane değil. Şirketlerin tek amacı var, o da kar. Bu karı tespit etmek için şirketlerin performansının düzeltilmesi lazım. Şimdi bu yaptıklarınız olağanüstü şeyler. Hakikaten güzel şeyler. Da şirketin karlılığına ne derece etki yapıyor? Bir, iki, bunu nasıl ölçüyorsunuz? Üç, bir numaralı adam bunu kendine hedef olarak koymuş mu koymamış mı? Benim size tavsiyem yoktur. Zannetmiyorum bir CEO tutsun da ben gelecek sene işte şöyle şöyle yapacağım, kârımı şu kadar arttıracağım bu yolla dediği kanaati bende yok. Size tavsiyem benim, onlara bunu zorlayın. Yani siz diyelim 5000 tane çanta alıyorsunuz. Bu çanta aldığınız zaman maliyettir bu. Vergiden bir yerlerde, vergi açısından bir yerde ters duruma düşme durumunuz söz konusu. Bir numaralı adam ne yapıyor? Onu da insan kaynaklarıcıların düzenlemesi lazım diye düşünüyorum. Evet, Dilek Hanım, siz mi yanıtlıyorsunuz? Dilek Hanım. Ben de cevap vereyim. Evet. Şimdi bu ailelerimizle ilgili her türlü faaliyeti biz üst yönetime sunuyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bütçede konuşuyoruz. Ve çok haklısınız. Kârlılıkların konuşulduğu, performans sonuçlarının konuşulduğu bir noktada biz ailelerimize şunu planlıyoruz diye gittiğinizde bazen konunun çok dışındaymış gibi bir algı oluşabiliyor. Ama burada yönetimin bakış açısına dönüp bakmak gerekiyor. Her aslında başarılı uygulamanın arkasında üst yönetimin ne kadar desteklediği, çalışanların da ne kadar benimsediği vardır. Herkes bilir bunu, insan kaynaklarında çalışan. Şimdi ben size bizim üst yönetimimizle ilgili artık şirket içerisinde efsaneleşmiş iki örnek vereyim. Bir tanesi, biz daha önce Maslak'taydık. Şu an binamız yıkıldı, başka bir yere taşındık. Çok eski bir bina, böyle 1953 yıllarında falan inşa edilmiş bir bina, eğer tarihini yanlış hatırlamıyorsam. Ve o dönemde araba park yeri olmadığı için birçok ağaç dikilmiş, çınar ağacı dikilmiş bahçesine. Şu an onursal başkanımız Adil Bey. Ve Adil Bey de gelmişler bir süre sonra, demişler artık hani araç yeri kalmadı, biz bu ağaçları kesmek zorundayız. Bana başka bir çözüm önerisiyle gelin, o ağaçlara dokunamazsınız diyor. Çözüm önerisi bulunamayınca da onları Çerkezköy'deki diğer fabrikamızın bahçesine taşıttırıyor. Hala oradadır o ağaçlar. Böyle bir zihniyette olan bir insan. Çalışanlarına yardım yaptığında bayan çalışanlar bunları götüremez. Mesela gıda veriyoruz biz işte bayramlarda falan. Büyük paketler olarak hazırlanır onlar. Kilolarca ağırlığındadır. Bayan çalışanlara özellikle, hatta bazı noktalarda erkek çalışanlara da işte bugün taksi ücreti verin çalışanlara, bunları taşıyamazlar. Servisten sonra belirli bir noktadan taksiye binsinler diyen bir insan. Hani
bakış açısı önemli orada. Mesela ben daha evli değildim. Ben 10. yılıma girmek üzereyim bilim ilaçta. Beni her gördüğü yerde durdurur, ellerime bakar. Yüzük var mı yok mu? Sen niye evlenmedin der. Sonra da bana ailenin kutsallığını, ailenin özel olduğunu, eğer ben mutlu olursam, bir eşim olursa evde daha çok mutlu olarak işe geleceğimi, performansımın daha yüksek olacağını, benim bir İK'cı olarak bunu çok iyi bilmem gerektiğini diğer çalışanlara yönlendirerek bunları anlatan bir insandı. Şimdi böyle bir kültürden çıktığımız için zannediyorum o yüzden hiç problem yaşamıyoruz. Ama şu var, dönem dönem karlılıklar dediğiniz gibi kritik, bütçemiz düşüp çıkabiliyor. Ama hiç kaldıralım, biz bunları artık yapmayalım kısmını duymuyorum. Hadi Dilek Hanım, bir defa bu yaptıklarınız kişiler açısından, çalışanlar açısından fevkalade iyi. Hani bunun yararları var. Nedir? Sense of ownership. Evet. Daha doğrusu şirkete bağlılık, şirket kültürünün yapılmasında değer ölçüsü açısından yarar var. Şimdi bunlar çok güzel. Fevkalade iyi. Fakat bir numaralı adam bunu ne şekilde yapıyor? Bir numaralı adam bunu... Evet, Hakan Bey cevap vermek istiyor. İsminizi alabilir miyim? Cemal Oğuz Bey. Cemal Bey, aslında ben şimdi Dilek Hanım'dan farklı bir pencereden bakacağım. Dilek Hanım İK'cı olduğu için öncelikli olarak işin insani boyutlarından yaklaştı. Ben biraz daha finansal yerden yaklaşayım isterseniz. Kar zarar yöneticisi olarak. Haklısınız. Çalışanların çok memnun olduğu ama işlerin kötü gittiği bir şirketin uzun vadede bir numara için dediğiniz işin sahibi ya da patronu için sonuçta çok olumlu bir çerçevede bir resim olmaz. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Bizim burada söylediğimiz her şey aslında bir numaranın çok işine gelen projeler. Nasıl? Örnek vereyim. Ben hizmet sektöründe çalışıyorum, hizmet veriyorum. Benim en önemli kriterim tecrübem ve çalışanlarımın tecrübesi. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Ben bir tane motoru elleçliyorum. Bir motorun değeri 3000 euro, 3500 euro. Bu motoru benim çalışanım düşürdüğünde, nasıl tutacağını bilemediğini ya da dalgınlıkla düşürdüğünde bana maliyeti o motorun 3500 euro. Dolayısıyla o personelin turnover'ın bana o kadar büyük bir zararı var ki şirket olarak, kar zarar olarak benim o adamı elimde tutmak, benimle beraber çalışmak için gerçekten emek harcamam gerekiyor. Bu bir numaranın her zaman işine gelen bir şey. Dolayısıyla bu projelerin mutlaka tecrübenin kaybolmaması, çalışanların memnun olması ki bir örnek daha vereyim. Memnuniyetsiz bir çalışan şirketinize ya da işinize zarar verebilir. Mali açıdan da çok ciddi zarara uğrayabilirsiniz. Dolayısıyla bu yapılan projeler aslında diğer tarafı destekleyen projeler aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yalnız Cemal Bey karşılıklı şey olmasını istemiyorum. Başka soru sormak isteyenler de var. Hemşeriliğimizden kaynaklanan yakınlığımıza dayanarak başkasına söz vermek istiyoruz. Biz Adanalıyız da Cemal Bey'le öyle bir kebapçı şeyimiz var. Sevgimiz, aşkımız. Başka soru sormak isteyen var mı? Soru sormak isteyen de yok. Enteresan. O zaman Cemal Bey'le devam edeceğiz. Peki ben birkaç tane araştırma sonucu vermek istiyorum. Aslında biraz Amerika'dan ama bizde yansıtıyor. Çalışanların %70'i iş ve özel yaşam arasında bir denge sağlayamadığını düşünüyormuş bu araştırmaya göre. Çalışanların %30'u iş ve yaşam dengesinin kendileri için çalışma hayatındaki en önemli unsur olduğunu söylüyormuş ve iş güvenliğinin önemli olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece %20. 1000 çalışandan fazla şirket arasında yapılan bir araştırmada iş mi aile mi diye sormuşlar. Ve iş diyenlerin, aile diyenlerin oranı iş diyenlerin 3 katı olarak çıkmış. Ve herkesin, her ülkenin bir travması var ya, bizim de işte 17 Ağustos travmamız var, Amerika'nın 11 Eylül travması var ve 11 Eylül'den sonra çalışanlar ailelerine daha fazla öncelik tanımaya başlamışlar. Biraz da Y kuşağının işte Y kuşağı, Z kuşağı hazırlıkları var biliyorsunuz şirketlerde. Ben soru sormak istiyorum aslında. Şimdi bu Y kuşağını biraz onlar kendi şeyleriyle geliyorlar, dinamikleriyle geliyorlar ve çok hızlı geliyorlar. Onların kuralları
çok hızlı bir şekilde şirketlere yerleşiyor. Ben biraz onlar için neler yaptığını özellikle Dilek Hanım'dan, orada çok fazla erkek olduğu için belli onlardan oldu. Dilek Hanım'dan öğrenmek istiyorum. Y kuşağı hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Değerler değişiyor. Hani Y kuşağı, evet, eğitimlerini çok aldık, çok dinledik birçok yerde. Biz kurum içerisinde ona değerleri değişen, daha hayata daha farklı bakan, motivasyon alanları bizden çok daha farklı olan çalışanlar diyoruz. Var, benim ekibimde şu anda %70 değerleri çok farklı, işe bakış açısı çok farklı. Daha benim motive olduğum alanları, onları motive etmediğini gördüğüm çalışanlarımız var. Onlarla ilgili yöneticilerin karşılıklı kuşak karması diyoruz öncelikle biz buna. Kuşaklar arası bir fark var. Hep bir araya gelmemizin nedenini de biliyorsunuz, bu teknoloji son dönemde oluşan birçok şeyin hızlanmasıyla birlikte bir arada artık çalışmaya başladık. Değer yargıları farklı olan kişiler olarak anlayış ve empatinin çok fazla işlendiği bir iş ortamımız var şu anda. Örneğin işte bu hafta sonu sadece bu konuyla ilgili bir eğitimimiz var. Yeni başlayan yöneticilerimizin çok ciddi bir şekilde bunlara saygı durması gerektiği, bunları nasıl yöneteceği, o çalışanların motivasyon alanları ile ilgili neler yapabileceği, özellikle performans onlar için çok adil olmak zorunda. Aile kavramı çok önemli, fazla mesaileri ona göre planlamak zorundasınız. Eskisi gibi emir verdim, hadi emiri aldın, yap yok. İkna etmek zorundasınız. Mentor şeklinde yaklaşmak zorundasınız. Bunların hepsini aktardığımız bir sürecin içerisindeyiz. Ama herhalde hiçbir şirkette ben bunu oturdum, ben bunu artık anladım, formülünü buldum diyemez. Biz de şu anda hala keşfediyoruz onları. Birlikte yaşıyoruz. Yönetici sayımız da bizim arttı. Sadece çalışan sayımız değil, neredeyse %40 yöneticilerimiz de değer yargıları farklı yöneticiler. Onlar zorlanmadıklarını görüyoruz ekipleriyle ve gayet aynı başarıyı, aynı performansı gösterebildiklerini de görüyoruz. İşe anlam yüklemekle alakalı olduğunu fark ediyoruz. Farklı anlamlar yüklüyorlar onlar işe. O anlamlandırmayı yapmak burada kritik zannediyorum. Ama hani bariz olarak Y jenerasyonuna neler yapıyorsunuz veya değerleri farklı olan bu çalışanlara neler yapıyorsunuz dediğinizde aile kavramını daha fazla gündeme almaya çalışıyoruz önümüzdeki yıllar için. İnsan kaynakları yapısını sırf bunun için değiştiriyoruz. Biraz önce başta söylediğim insan kaynakları yapımızı değiştiriyoruz demiştim. Business partner ama biraz daha farklı bir business partner yapısına geçiyoruz. 2 ay kaldı. 2 ay sonra bütün organizasyona duyurmuş olacağız. Şu an arkadaşlarımızla yoğun onun üzerine çalışıyoruz. En önemli konumuz yeni nesil zaten. Çünkü turnover'lara baktığınız zaman turnover'ların sadece onlar tarafında dönüp durduğunu görüyorsunuz. Hani bağlılık dediğimiz kavram onlar için çok çok daha farklı noktalardan geçiyor. Bunları çalışıyoruz şu anda. Üst yönetim bu konuya oldukça dedike durumda. Onlar bizden birçok bilgi istiyorlar, raporu istiyorlar şu anda. Ama net olarak şu anda ARGE'de bir pilot proje yönetiyoruz. İK yapısının değişmesiyle beraber ARGE tarafına ve kalite tarafına özel bir proje, bütün kariyer yolunu, performans sistemini, eğitim sistemini gözden geçirip yeni beklentiler ve yeni bakış açılarıyla gelen bu yeni nesile dönük bir kariyer yönetim sistemi uygulamaya aldık. 3 ay oldu şu anda. Orada da çıktılarını çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Eğer başarılı olursa oradaki sistem, inşallah bir sonraki sefer onu paylaşıyor oluruz sizinle. Ve diğer organizasyonumuza da hızlı bir şekilde yayıyor olacağız. Anladım. Soru o. Evet, tabii buyurun. Bu yaptığınız faaliyetlere ilişkin, mesela genel bütçe oranı nedir? Bütçe içerisinde ve hatta cire harcamalarında cire oranı nedir? Böyle bir ölçümünüz var mı? Parasal olarak. Parasal olarak şu anda genel, yani gelire, ciroya değil de gelire oranının çalışana yapılan yatırımlarda, tabii ben hepsini içine alacağım, %20'lerin üzerinde olduğunu çok rahat söyleyebilirim.
Üzerinde çalıştığımız şey ise kadrolar çok fazla büyümeye başladı. Çünkü eskisi gibi fazla mesaiyle şunu da bunu da çalıştıramıyorsunuz. Mümkün değil ve bunu artık rafa kaldırmak zorundasınız. Karlılığı düşürmeden yeni çalışma sistemleri ve yeni gelen arkadaşların bakış açılarıyla nasıl buluştururuz üzerine şu an çalışıyoruz. ARGE'de pilot olarak uygulamaya başlamamızın sebebi de bu. Bunu şu an söylemek çok erken. Direkt hani karlılıkla alakalı çıktılarını, daha doğrusu yatırımın geri dönüş oranını şu an söylemek için çok erken. Ama bir 3-4 ay sonra, hatta 3-4 ay bile erken aslında, bir 6 ay sonra paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Eğer hani iletişim bilgilerinizi verirseniz çıktığı anda kurum olarak da eğer paylaşmamızda bir mahsur olmazsa verebilirim rahatlıkla. Evet, şuradan bir soru vardı. Sağ sorusu size alayım. Danışmanlık. Ben her iki çocuğumu da ofisimde büyüttüm. Çok şanslıydım kendi ofisim olduğu için, kendi işim olduğu için. Hı hı. Olayın kanuni boyutuna girmeyeceğim. Kanuni zorunluluklar boyutu ama evet, sorum son dönemde daha da çok sorum her ikiniz için de. Çünkü bence babaların da çocuklarını kreş hizmeti veren bir şirkette çalışırken yanlarında götürmeleri çok şık bir şey olur. Çok güzel bir şey olur. Hı hı. Her iki konuşmacıdan da şirketlerindeki kreş hizmetleriyle ilgili bilgi rica ediyorum. Şu an gündemimizde önümüzdeki yıl bunu nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Özellikle iki işletmemizde. Sahada bunu yapmamızın olanaklı olmadığına net karar verdik. Onun yerine anlaşmalı yerler konusunda şu anda araştırmalar yapıyoruz diyeyim. Ama zaten kanuni olarak da şu an biliyorsunuz belirli bir sayının üzerine çıktığı zaman bayan sayısı bunu yapmak durumundasınız. Ama bunu nasıl yaptığınız önemli orada da. Yapmışken kaliteli bir şekilde yapmanın peşindeyiz şu anda. Bizde biraz daha farklı durum. Yasal süreçle beraber yürüyen konu ve çalışmalar haricinde biz çok dağınık çalışan 5500 personeli Türkiye'nin 170 ayrı noktasında çalışan bir şirketiz. O yüzden bu çalışmayı yapmak haliyle daha da zor oluyor. Erkeklere erkeklerin çocuklarına ait bir kreş çalışması var mı bilmiyorum. O yüzden İK'cı olmadığım için belki de ama soracağım. Bu konuyu öğreneceğim inşallah. En kısa zamanda böyle bir toplantıda yine size bu cevabı verebilirim ama çok enteresan gördüm. İki çocuğu kreşte olan bir baba olarak gayet uygun buldum ben. Ama Y jenerasyonu ile ilgili hazırladığımız pakette bu hani farklı şeylere özellikle aileye çok değer verdikleri için zaten vardı. Kanundan önce bizim gündemimize girmiş durumdaydı. Evet, bir soru daha vardı şuradan sanırım. Aslında benim sorum da bir önceki soruyla alakalı. Şirketinizde çalışanların aileleriyle ilgili çok güzel uygulamalar var ama her iki şirket için de söylüyorum. Özellikle çalışan anneler için kolaylaştırdığınız şeyler varsa bunları öğrenmek istiyorum. Ben yine cevap vereyim. Öncelikle evden çalışma konusunda esnek davranabiliyoruz. Mesela o gün gelemedi. Belirli zaten neler yapılması gerektiği. Uzaktan çalışma ile ilgili teknolojik birçok şey var artık. Eğer ofis çalışması yapabiliyorsa ofis çalışması veya hafta içi diyelim laboratuvarda analiz yapanlar için bu mümkün değil evden onu takip edebilmek. O zaman da telafisini başka bir zaman yapabilmek. Gece vardiyası falan zaten biz de bırakmıyoruz anne oldukları andan itibaren. Şimdi kanunla da bu netleşti. Gece çalışmalarına da bırakılmıyor. Onun haricinde şöyle bir düşündüğümde çocuğu getirmesine izin veriyoruz. Anne odası çok uzun yıllardır hep vardır zaten bizde. Bazı zamanlar şu da gündemimizde, mesela çocukları diyelim getirmek zorunda kaldı. Bir yerle anlaşıp, çünkü hani uygun işletmelerde özellikle uygun yuva bulmak da çok zor. Yetkili birini getirip, hani o yetkili kişinin firma içerisinde nasıl halledeceğini, yani firma içerisinde aslında bir kreş uygulamasının nasıl yapılabileceğine de şu an bakıyoruz. Ama anneler çok önemli. Hele bizim işletmeler tarafında bayan çalışan sayımız çok çok yüksek. Erkekten yüksek, sahadan farklı olarak. Çok üzerinde düşündüğümüz bir konu. Şimdilik sadece uzaktan çalışma, anne odası ve dışarıdan destek şeklinde gidiyoruz. Araştırıyoruz şu anda daha fazla ne yapabiliriz diye. Sizin derginizi de gördük en son. Hatta bu hafta gördük. Şimdi çalışanlarımıza nasıl verebiliriz diye konuşuyorduk. Sonra konuşalım.
Peki şimdi burada gördüğümüz örneklerin çoğu daha çok hani biraz iç iletişim çalışmaları tarzında olan şeyler. Ücret paketlerinin içinde yok, bazıları aslında ücret paketlerinin içine de girebilecek olan uygulamalar bence. Mesela evet. Hani evde yaşlı hasta birileri varsa onların bakımının ücretinin verilmesi gibi şeyler. Hani bunları ücret paketinizin içine sokmayı yakın zamanda ya da orta vadede falan düşünüyor musunuz böyle bir şey? Esnek yan haklar uygulamaları var. Son zamanlarda birçok İK'cının da gündeminde. Orada bir hani madde olarak alınabilir bunlar. Herkes belirli oranlarda yan haklardan yararlanabiliyor. Bunların tercihi çalışana bırakılabilir. Şu an benim aklıma ilk gelen. Ama anne olan çalışanlar için hani yapılacak ekstra şeyler hep kurumların inisiyatifinde. Hatta son zamanlarda bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok üzüldüğümüz bir konu. Çünkü bizim kurum olarak üzüldüğümüz bir konu. Anneye destek olmak için çıkarılmış kanunlar tam tersi uzun vadede ciddi kadın istihdamını düşürme tehlikesi de var. Hani bunun da aslında ayrı bir platformda tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çalışan bir bayan olarak özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Belki büyük kurumsal bizim gibi firmalarda bu çok büyük sorun olmayacak ama küçük firmalarda ciddi anlamda bayan sayısının düştüğünü göreceğiz. Bırakın hani üzerine ek bir şeyler, menfaatler vermeyi, uzun vadede ciddi zararları dokunacağını düşünüyorum. Orada da hani ben bir şey söyleyeyim. Ben Kadın Adayları Destekleme Derneği üyesiyim ve yönetimindeyim. Orada da bizim yapacağımız bazı şeyler olacaktır. O konuda işiniz rahat olsun. Yani bütün kadın dernekleri bu tür hak kayıplarında ortak hareket etmeyi başarabiliyorlar. Orada tam bir kadın dayanışması var ve bu konuda çalışacağız. Çalışıyoruz. Yani o şekilde çıkmasına izin verilmeyecek. Başka sorusu olan var mı? Evet, başka soru yoksa ben kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkürler.